Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2013 oynayacağız. Hadi gelin oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben Real Madrid'im, karşımızdaki de Barcelona. Hadi gelin maçımıza başlayalım. Evet, maç başladı. Başlar başlamaz statta müthiş bir tezahürat, müthiş bir uğultu. İki takıma da başarılar. Kaleye bakıyor. Yokladı kaleyi. Riskli bir pas. Jordi Alba. Hala bırakmadı topu. İlk ciddi şut buydu sanırım. Maç depo başladı. Topla buluşan Cristiano Ronaldo. Kaleye baktı. Savunmanın arasına pas düşündü. Bir dokunuş ve gol! Kale önünde topla buluştu ve bir dokunuş golü gitti. Maçın henüz ilk dakikaları, çok erken bir gol oldu. Mükemmel bir pası gole çevirdi. Asist 10 numara. Merhaba dedik. Daha oturduğumuz yeri ısıtamadan gol geldi. Erken gelen gol. Bakalım mücadeleyi nasıl etkileyecek. Pozisyonu iyi takip etti ve tehlikeyi büyümeden önledi. Ses Fabregas. Atak devam ediyor. Şut pozisyonu. Kaleye gidemedi şut. Savunma engel oldu. Pedro vurdu. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Pozisyondan gol çıkmadı belki ama hızlı bir kontratak nasıl yapılır sorusuna adeta ders olarak izletebilecek bir örnek verdiler. Top filelerde ve gol! İlk golün üzerinden çok kısa bir süre geçti. Hatta süre bile geçmedi ve ikinci gol attılar. Herkes şaşkın. Arka arkaya goller geliyor. Bu gol kalecinin de savunmanın da sinirlerini oynattı adeta. Rakip de dalga geçti bu golle. O kadar şık bir vuruş yaptı ki gol yarışmalarında kesin dereceye girer. Birinci golün tekrarını bile adam akıllı izleyemeden ikinci gol geldi. Ve Xavi. Baktı kaleye. Çok hızlı çıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Enfes bir organizasyon ama sonu çıkmadı. Bir şut. Korner kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. Topu aldı. Vurabilir. Di Maria. Karambolden vurdu. Çok uzaktan çok kötü vurdu. O mesafeden zaten zor. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adamda. Her yerden vurabilecek bir yetenek o. Oh,
kaptırılan top kontra atağa dönüşebilir. Ara pası. Adrese teslim bir pas. Çok kritik bir dokunuş kalesinden. Çok kritik. Şut pozisyonunda. Pas isabetsiz. Xavi. Messi. Şimdi Ronaldo. Gol pozisyonu. Son bir dokunuş geldi kaleciden. Son anda bir tokat topa ve gole isim vermedi. Gol pozisyonunda. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Boşta kalan topa savunma son anda müdahale etti. Kaleci boncuk boncuk ter döktü bir anda ama defans başarılı taç. Tam ayağı enfes pas. Bir daha. Kıl payı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. Çok enteresan bir pozisyondu. Sergio Busquets. İnce bir ara pası. Ronaldo. Gol! Gol! Yine gol! Bir gol daha. Goller yağmur oldu. Sağda kovdu yağıyor. Sesimiz kısıldı artık gol diye bağırmaktan. Leblebi gibi gol atıyorlar. Durmak bilmiyorlar. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakiplerin karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında öyle sakin ki bu adamın kanı yok diyebilirsiniz. Öyle soğukkanlı ve sakin. Kaleciyi çaresizliğe uzandırdı ve gol attı. Skor 3-0. Sergio Busquets. Jordi Alba. Taç atışı yapılacak. Ayağı paslarla topu ısındırıyorlar şu dakikalarda. Barcelona serbest vuruş kullanacak. Şimdi ortaladı. Yumrukların topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Pozisyonunda Ronaldo. Kim vuracak? Az biraz yüksek oldu vuruşu ve üstten kale arkası reklam panolarına gitti top. Çok yaklaştı gerçekten. Uzak mesafeden topa çok sert vurdu. Topun resmen şekli değişti ama çok az bir farkla direğin üzerinden kat. Attı şutu ve gol! Allah'ım gole bak! Gole bak! Nasıl gol bu? Bu kaleci ömründe böyle gol yedi mi acaba? Müthiş bir gol. Tavşan çıkarttı. Şapkadan tavşan çıkarttı adeta. Bir gol daha attılar. Öyle bir takım ki değerli izleyiciler. Gol atmak onlar için an meselesi. Her an bir gol görebilirsiniz. Gözleriniz açık olsun. Birebir kaldı kaleciyle ve vurulabilecek en doğru yeri vurdu. Golü attı. Kalecinin yapacağı tek şey bu golü yemekti, izlemekti. Onu da yaptı zaten. Klas bir gol. Mücadele devam ediyor. Şimdi Iniesta. Pas geçmiyor. Çok iyi girdi araya. Kalenin üstünden dışarıda. Net pozisyonu harcadı. Topla buluşan Xavi. Vurabilir. Adeta yara yara gidiyor. Şut ve gol oldu. Gol, 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 gol. Uzun zaman akıllarda kalacak bir şov yaptı. Tek başına enfes hareketlerle solo yaptı adeta. Kendi yazdı, kendi oynadı ve sonunda ödülünü kaptı. Müthiş bir gol. Golden sonra santra yapıldı. Fark kapanıyor gibi ama yine de pek kolay gözükmüyor açıkçası. Ve Xavi.
şimdi Messi. Oradan kaleye vurdu. Etkili bir pas. Şimdi ortaladı. Gol! Fark 2'ye indi. Böyle bir oyuncuya böyle komya ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Yani bu adam öyle başıboş bırakılacak bir oyuncu olsa neyse. Ama defans resmen uydu orada. O da affetmedi tabii. Fark gittikçe kapanıyor ama yine de beraberlik için iki gol daha atmaları lazım. Sakladı topu, kimse alamadı. Aradan bir pas düşüncesi. Fakat kaybetti topu. Offside'a düştü. Bayrak havada, çift vuruş kullanılacak. Sergio Busquets. Şimdi Messi. Baktı kaleye. Oyuncu yerde, gözler hakemde. Evet, verdi, penaltıyı verdi. Bariz bir faul ceza sahasında ve şimdi atış yapılacak. Barcelona için gol şansı. Penaltıyı gole çevirdi, klas bir vuruş yaptı ve farkı bire indirdi. Penaltıları zaten kolay kolay kaçırmaz. Aslında çok büyük bir stres vardı oyuncuda ama çok sakin bir vuruş yaptı. Fark bir gol ve santra yapıldı. Atak el değiştirdi şimdi. Tabii bu tip pas hatalarının faturası ağır olabilir. Offside yok, kaleye baktı. Orta açtı. Dani Alves. Ceza sahasında. Vuruşu kaleyi bulmadı. Çok yakın ama dışarıda. Puyol. Kime atacak? Şimdi Sergio Busquets. Topu ileri taşıdı. Gol pozisyonu. Bir şut. Gol 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 gol. Fark 2 oldu. Kaleci ile karşı karşıya kaldığında öyle sakin ki bu adamın kanı yok diyebilirsiniz. Öyle soğukkanlı ve sakin. Kaleciyi çaresizliğe uzandırdı ve gol attı. Attığı 3. gol oldu ve hat-trick yaptı. Maçın sonunda topu evine götürecek. Götürecek tabii. Ben de götüreceğim. Gerçekten müthiş bir golcü. 2 gol farklı öndeler. Oo, of of of. Çok sert bir hareket. Hakem elini cebine attı. Evet, cepten sarı çıktı. Kırmızı da çıkabilirdi. Barcelona serbest vuruş kullanacak. Orta. Out. Fabio Coentrao. Harika bir pas, kaleye bakıyor. Ronaldo. Gol 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 gol. Bir gol daha. Gol üstüne gol. Durdurak bilmiyorlar ve goller yağmaya devam ediyor. Rakibi asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibin ümitlerini söndürdüler. Birebir kaldı kaleciyle ve vurulabilecek en doğru yeri vurdu, golü attı. Kalecinin yapacağı tek şey bu golü yemekti, izlemekti. Onu da yaptı zaten. Klas bir gol. Maç santra vuruşu ile yeniden başladı. Skor 3-0.
Topla buluşan Xavi. İleri uçta 3 kişi müsait pozisyonda. Yan hakemin gözünden kaçmıyor offside pozisyonu ve en direkt serbest vuruş. Dani Alves. Araya girdi ve kazandı topu. Araya bir pas tehlike yaratır. Şimdi Ronaldo. Ronaldo! Kaleci gole izin vermiyor ve güzel bir kurtarış. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontratak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. Di Maria! Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve şut kurtarış. Faul mü diye baktım ama topa müdahale edildi hakem. Pası aldı. Offside kararı var yan hakemin. Orta hakem bu karara uyuyor ve en direkt serbest vuruş kullanılacak. Şut pozisyonunda Ronaldo vurdu ve gol! Gol! Bir gol daha! Arka arkaya goller izliyoruz. Maçın gollerini ve geniş özetini TürkçeSpeaker.com adresinden maçın hemen ardından izleyebilirsiniz. Bu gol kalecinin de savunmanın da sinirlerini oynattı adeta. Rakip de dalga geçti bu golle. O kadar şık bir vuruş yaptı ki gol yarışmalarında kesin dereceye girer. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Jordi Alba golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Kenarda yardımcının bayrağı havada, offside. Di Maria. Mesut Özil, bir golün sahibi, gerçekten çok istekli bu maçta. Şut gol oldu, gol! Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibin ümitlerini söndürdüler. Harika bir takım oyunu örneği sergilediler bu golle. Altyapı takımlarına ders olarak izletilecek bir gol. Mesut Özil, pas olmadı. İnce bir ara pası. Kaleye bakıyor. Ve gol! Klas şut ve topu alana buluşturdu. Maçın gollerini ve geniş özetini TürkçeSpeaker.com adresinden maçın hemen ardından izleyebilirsiniz. Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama ve attı golü. Evet, ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Xavi. Xavi kendini gösterdi. Pedro vurdu. Di Maria. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Şut pozisyonu. Ronaldo. Şut gol oldu, gol. Bir gol daha attılar. Öyle
takım ki değerli izleyiciler, gol atmak onlar için an meselesi. Her an bir gol görebilirsiniz. Gözleriniz açık olsun. Birebir kaldı kaleciyle ve vurulabilecek en doğru yeri vurdu, golü attı. Kalecinin yapacağı tek şey bu golü yemekti, izlemekti. Onu da yaptı zaten. Klas bir gol. Boşta attı pası. Mesut Özil. Etrafına bakıyor. Attı şutu. Şutu gol. Hayır hayır. Hakem offside işaret ediyor. Tüm stat coşunca biz de göremedik pozisyonu, ancak gol geçersiz. Şuttan önce aslında hakem düdüğünü çalmıştı ancak duymadı. Offside doğru karar. Golü attı, kafayı bir kaldırdı, bayrak havada. Sevinci kursağında kaldı. Şut pozisyonu. Bir şans daha. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Presle kaptılar topu. Şimdi kontra atak şansı. Çok çok sert, direkt daldı oyuncuya ve karar serbest vuruş. Bu müdahale sarı kart olarak döndü kendisine. Barcelona serbest vuruş kullanacak. Bir orta. Karşı atak hızlı gelişiyor, savunma yerleşemedi. Kaleye baktı. Benzema. Ve gol! Klas şut ve topu alana buluşturdu. Maçın gollerini ve geliş özetini turkcespeaker.com adresinden maçın hemen ardından izleyebilirsiniz. Bu gol kalecinin de savunmanın da sinirlerini oynattı adeta. Rakiple dalga geçti bu golle. O kadar şık bir vuruş yaptı ki gol yarışmalarında kesin dereceye girer. İki arkadaşı müsait pozisyonda. Etrafına baktı. Yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. Şimdi gördüm, offside'dan doğan en direkt serbest vuruş kullanılacak. Cristiano Ronaldo topun geçmesine izin vermiyor. İleri oynadı. Vurabilir. Topla birlikte süratli. Kalenin yanından reklam panolarına. Bu da gol olmazsa hangi pozisyon gol olur bilemiyorum. Mutlak golü kaçırdı. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Daha iyi bir vuruş yapabilirdi orada. Tam ayağı enfes bas. Son bir hamleyle kurtardı şutu. Kaleci gole izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. Di Maria. Savunma blokladı şutu. Top dışarı gitti. Di Maria. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. İyi sürükledi atağı. Bayrak kalkmadı, offside yok. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Pas için boşluk arıyor. Top dışarı gitti. Out. Ortası içeriye doğru. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. Ortası içeriye doğru. Kaybetti topu.
Şimdi atak çok hızlı bir şekilde eleştirdi. Şut pozisyonunda Ronaldo. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Riske girmediler ve uzaklaştırdılar topu. Destek bekledi. Kaleye bakıyor. Kaleci çıktı, bir yumruk ve uzaklaştırdı tehlikeyi. %100 gol pozisyonunda zoru başardı. Ortası ceza sahasına. Şut, out. İlk yarıda son düdüğe 5 dakika kaldı değerli izleyiciler. Jordi Alba. İyi koştu ama offside. Defanstan sıyrıldı ama Yaken'den sıyrılamadı. Çift vuruş. Di Maria. Etkili bir pas. Baktı kaleye. Şut ve gol! Gol, gol, gol! Bu gol artık rakibi bitiren, çimlere gömen gol oldu diyebiliriz. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında öyle sakin ki bu adamın kanı yok diyebilirsiniz. Öyle soğukkanlı ve sakin. Kaleci çaresizliğe uzandırdı ve gol attı. Savunmanın arasına pas düşündü. Ceza sahasında düşürdü. Karar ne olacak? Penaltı değil, çizgi dışında düşürüldüğünü işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. İtirazlar var. Ölçtü mesafeye gözleriyle ve dönüp geldi. Vuruş. Biraz yukarıdan dışarıda. Gole yaklaştı ama sonu çıkmadı. Iniesta topun geçmesine izin vermiyor. Gol pozisyonunda. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Kaleye baktı. Ronaldo. Tam zamanında müdahale. Ronaldo. Yarım kaldı. Hakemin kararı offside. Yardımcısının uyarısını dikkate alıyor hakem ve gol değer kazanmadı. Evet, hakemin kararı doğru. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı aslında ama hakem geç gördü. Şimdi Xavi. Top sahayı terk ediyor. Taç. Arbeloa. Tehlike devam ediyor. Ronaldo. Gol, 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 gol. Bir gol daha. Gol üstüne gol. Durdurak bilmiyorlar ve goller yağmaya devam ediyor. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibin ümitlerini söndürdüler. Tabii burada savunmanın mı eksikliği yoksa atak organizasyonunun mu başarısı, bunu tartışmak lazım. Bir golcünün arayıp da bulamadığı pozisyon. Markaj attı şutu ve gol oldu. Gol! Enfes bir gol! Bir gol daha attılar. Öyle bir takım ki değerli izleyiciler, gol atmak onlar için an meselesi. Her an bir gol görebilirsiniz. Gözleriniz açık olsun. Çok büyük bir hata kaleciden de cezası da büyük oldu. Benzema maçta attı. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. Kuşkusuz maçın yıldızı. Jordi Alba. Topla buluşan Andres Iniesta. Iniesta! File bekçisi başarılı. Ceza sahasında pozisyona çok iyi girdi ama topu ağlara gönderemedi. Tabii böyle bir oyuncudan beklentiler bu yönde değil.
Cristiano Ronaldo. İlk yarıyı bitiren düdük geldi.